Yaşlı Şarkılar, Nuriye Akman, Doğan Kitap. Dünya adlı otelin lobisindesin. Valizin transferi hazır. Ağzı açık şimdilik. Ölüm meleği o yakışıklı bellboy gelince çekilecek fermuarı. Eylemler alta, niyetler üste kondu. İcabet ettiğin davetler ön gözde. Bak şurada gizli bir bölme var. Rıza gömleğini oraya yerleştir, şükür yelpazeni bir de. Helal ettin tüm haklarını, aferin. Yoksa ağırlık yapacaktı sana. Var vaktin hala, düşün ne koyabilirsin daha? Nuriye Akman'dan yaşlanmaya, yaş almaya dair bir dertleşme yaşlı şarkılar. Bahçedeki çınar ağacından başlayıp edebiyattan, sanattan beslenen ve en sonunda günlük hayatın gerçekliğine konan derin bir sohbet. Hüzünlü olduğu kadar da ağır başlı bir karşılama. Mahkumların Şafağı, Zaven Biberyan, Aras Yayınları. Bütün acılara katlanılır, soğuk toprağın üzerine oturmuş, pireler her yanımı yerken, uyku saatlerini mum ışığında tüketmeye çalışıyorum. Sadece ölümcül bir hastalıktan korkuyorum. Zira evet, eve sağ salim dönmem lazım. Üstelik sağlığım bu haldeyken daha 2 yıl var. Bronşit beni bitkin düşürdü. Kulağıma fısıldamıştı. Daha ne kadar acı çekeceksiniz? Eh, ölüm olmasaydı acıların ne önemi var? Eve sağ salim dönmek gerekmese ölümün başımın üstünde yeri olurdu. Ne var ki kendine hakim olmayı beceren Yorgo'ya imreniyorum. 1921 doğumlu Biberyan'ın 100. doğum yıl dönümünde yayımlanan Mahkumların Şafağı, Biberyan'ın ömrünün ilk 25 yılına, çocukluğuna, gençliğine, 1930'ların ve 40'ların siyasi ve kültürel ortamına dair eşsiz bir tanıklık. İstanbul'da yaşama dair ayrıntılar ve insanlar, hatta toplumlar arasındaki ilişkilerin tasviri bakımından oldukça zengin olan bu anlatı, yazıyla ve edebiyatla daha çocuk yaşta tanışan Biberyan'ın usta bir yazara dönüşme serüvenini de görünür kılıyor. Türkiye'li bir Ermeni yurttaş olarak maruz kaldığı ayrımcılığın, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında yıllar süren nafiye askerliği esnasında çektiği ıstırabın, sonrasında Ermeni ve sol kimlikleri nedeniyle uğradığı kovuşturmaların hayatına, ruhuna nasıl damga vurduğunu ayrıntılarıyla anlattığı bölümlerde, bu acının Biberyan tarafından nasıl işlenerek edebiyat yoluyla benzersiz birer kara inciye dönüştüğünü göreceksiniz. Tanrı'ya Mektuplar, Hasan Basri Aydın, Ayrıntı Yayınları. Tanrı'ya Mektuplar, 1932 yılında Malatya'nın Pötürge kasabasında doğan ve köyünde ilkokul olmadığı için 16 yaşındayken ilkokulu hariçten bitirerek öğrenimine devam eden sosyalist öğretmen Hasan Basri Aydın'ın mücadelesini anlatıyor. Tanrı'nın kullarının iyiliğini düşündüğüne hükmedip başına gelen sürgün, açığa alınma ve hapis gibi cezalandırmaları anlamaya çalışıyor. Sonunda Tanrı'ya yazdığı 63 mektupta başına gelenlerin nedenlerini ve Tanrı'nın kötüleri neden cezalandırmadığını sorguluyor. Hasan Basri Aydın, Tanrı kötücül kullarını öbür dünyada cezalandırırken, iyi ve yoksul kullarına neden bu dünyada yardım etmiyor sorusunu mizahi bir dille aktararak, bu ve benzeri soruların karşılığını alamasa da yeni sorular sormaya devam ediyor. Kıbrıs'ın En Uzun Yüzyılı, Mete Hatay, Kalkedon Yayınları. Kıbrıs'ın En Uzun Yüzyılı, tarihsel olarak 1878 ve 1960 yılları arasındaki dönemi işaret etmekte ve 1878 ile birlikte ada yönetiminin değişmesinden sonra Batı sömürgeciliği ile karşılaşan Kıbrıslı Türklerin yeni idare ile birlikte ne gibi dönüşümler yaşadıklarını, kimlik, kolonyalizm gibi farklı konular üzerinden irdelemeye çalışıyor. Bir taraftan adalıların bu yeni duruma adaptasyonuna ve reaksiyonlarına bakarken, diğer taraftan da idarenin sömürgeci bakış açısını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kitap, Batı kolonyal mentalitesini irdelerken, sömürgeciliğin adaya ve özellikle Kıbrıslı Türkleri olan kalıcı etkilerine de yoğunlaşmaktadır. Ayrıca İki Dünya Savaşı'nın yaşandığı bu uzun yüzyılda, Kıbrıs'ın dünyadaki küresel gelişmelerden nasıl etkilendiğine bakarken
Yaklaşık bir asır boyunca adadaki kimliklerin nasıl dönüştüğünü ve şekillendiğini de açıklamaya çalışmaktadır.